Öncelikle yüzeylerimizin normalini şu şekilde çizecek olursak. Yüzeye dik olan doğruya normal denir. Yine bunun da normalini çizecek olursak. K'dan L'ye gelen ışığımız bu şekilde ilerlemesi gerekirken normale yaklaşarak kırılmış. Yani K az kırıcı, L ise çok kırıcıdır. Bu noktaya ise bu şekilde ilerlemesi gerekirken yine normale yaklaşarak kırılmış. Az kırıcıdan çok kırıcıya gelmiştir. Yani L az kırıcı, M de çok kırıcı olacaktır. Buna göre genellersek K'nın kırıcılığı L'den az, L'nin kırma indisi de M'den daha küçük olur. Cevabımız K küçük, L küçük, M olup C seçeneğidir. Tam yansımalı prizmaya yan yüzeye dik gelen diğer yan yüzeyden dik olarak çıkar. Bunun sebebi de hemen burada gösterecek olursak. Sınır açısı 42 dereceydi. Buraya gelen ışığımız dik geldiği için kırılmadı. Hemen normalimizi çizecek olursak. Buralar 45 derece, 45 derece, 45 derece olduğu için burası da 45 derece olacak. Işık tam yansıma yaparak bu kenara gelecek. Buraya da dik geldiğinden 45 olacağından kırılmadan çıkacaktır. Yani ilk durumdaki ışığımız ne yapacaktır? İki yolunu izleyecektir. Birinci durumda ışığımız iki yolunu izler. İkincide ise ışığımız dik geldiği için ve bu iki prizma aynı olduğu için kırılmadan buraya kadar gelecek. Burada da dik geldiği için kırılmayacaktır. Çünkü dik gelen ışık kırılmaz. Dik gelen ışık kırılmaz. Kırılmaya uğramaz. Buna göre bunun da cevabı 5 olacaktır. 2 ve 5 doğru cevabımız E seçeneği olur. Işığın bir ortamdaki kırma indisi, ışığın hızı, ortamın kırma indisi ile ters orantılıdır. Ters orantılıdır. Şimdi buna göre bize diyor ki ortamları geçme süreleri eşittir diyor. Geçme süresi x eşittir ve t dersek süreler eşitse yolla bu hız doğru orantılıdır. Yani M'nin yolu büyüktür K'den. O da büyüktür L olduğundan. O halde kırıcılığı, daha doğrusu hızı en büyük olan kimdir? M'dir. Sonra K, sonra L. Peki kırma indisleri ne olacaktır bu durumda? Kırma indisleri de ters orantılı. Yani L'nin kırma indisi K'den, K'ninki de M'den daha büyük olur. Yargılarımızı okuyacak olursak, ışığı kırma indisi en fazla olan L'dir diyor, doğrudur. K ortamında normal doğrusu alfa çizelge yapışır L'ye gelirse diyor. Yani şöyle çizersek, burası NK, burası da NL ise normal doğrusu ile alfa yapsın diyor şöyle. Şimdi hangisi daha kırıcılık olarak azdı? K mı L mi? K. O halde az kırıcıdan çok kırıcıya gelen ışık normale yaklaşarak geçer, kesinlikle kırılırdı. Yaklaşarak kırılır diyor. Doğrudur. L'den M'ye gönderilirse diyor bu durumda. Onun da hemen L, M arasını çizecek olursak. L'den M'ye gönderildiğini, burası L, burası M olsa, yine alfa açısı yaparak şekilde gelirse, L'miz mi çok kırıcıydı yoksa M mi? L daha fazla kırıcıdır. Yapan bir ışını M ortamına gönderirse ışın normal doğrultusuna yaklaşarak kırılır diyor. Yaklaşarak kırılmaz ya tam yansır ya ayırma yüzeyinden geçer ya da uzaklaşarak kırılır. Dolayısıyla yaklaşarak kırılma yoktur. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur.
Şimdi gözlemci az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama bakarsa, az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama bakarsa. Diyelim ki şöyle olsun, çok kırıcı ortamımız. Gözlemimizde buradan baksın gözlemci. Şuradaki bir cisme bakacak olursa, bu cismden giden ışınlarımız az kırıcı ortama geçerken ne yapacaktır? Normalden çoktan aza geçtiğinde uzaklaşarak kırılacaktır ki onun da uzantısı nereden geliyorsa göz görüntüyü orada görecektir. Yani burada X cismi varsa X'in görüntüsü burada olacaktır. Eğer ışık çok kırılırsa ya da az kırılırsa daha aşağıda görecektir. Mesela az kırılsaydı ışık burada görürdü. Çok kırıldıkça ışık çok kırılırsa daha yukarıda görür. Işık çok kırılırsa daha yakında görür. Daha yakında görür. Gözlemcimiz de burada olsun. Şimdi buna göre Emre ve Asen ışığın kaynağını kendine eşit uzaklıkta görür. Buralar aynı olduğuna göre bakın şuralar haş. O zaman ikisi de aynı uzaklıkta görecektir kesinlikle. Çünkü gelen ışığımız kırıldığı zaman buradan gidecektir. Gelen ışığımız kırıldığı zaman buradan gidecektir. Aynı ortamlar olduğu için eşit kırılacaktır. Birinci yargımız doğrudur. Defne ışık kaynağını olduğu yerde görür. Çünkü defneye merkezden giden ışıklar buraya dik olduğundan buraya da gitse dik, buraya da gitse dik. Binlerce de gitse her bir ışığımız diktir. Ama burada bakınız buraya gelen ışık dik değildir. O halde olduğu yerde görecektir. Çünkü ışık M'den gidiyordur. Ahsen ve Defne ışık kaynağı kendine eşit uzaklıkta görür diyor. Hayır. Kim daha yakında görür? Ahsen daha yakında görür. Ahsen daha yakında görür. Buna göre bize doğru cevabımızı sorduğundan 1 ve 2 olup D seçeneğidir. Şimdi ışığımız kendi üzerinden geri dönüyor diyor. Bak kırılma ve yansımalardan sonra. O halde kalın merceğe paralel gelen ışık öncelikle ne yapacaktır? Odaktan geçecek şekilde, merceğin odağından geçecek şekilde kırılacaktır. Yani bu şekilde. Burası merceğin odağı FM dersek, şimdi aynaya giden ışığın kendi üzerinden geri dönmesi için dik gelmesi lazım. Dik gelmesi için de aynanın merkezinden çizilen doğrular küresel aynaya merkezden gelen ışık dik geldiğinden kendi üzerinden geri döner. Dik geldiğinden kendi üzerinden geri döner. Kendi üzerinden geri dönecektir. O halde bu kısımda aynı zamanda burası da ne olacaktır? İki tane F çukur aynanın merkezi. Yani MC diyebiliriz. Bu durumda D uzaklığını bulur kendi arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Aradaki uzaklık çukur aynanın merkez uzaklığından yani 2FC'den şurası da aynı merkezin merceğin nesidir? Bir tane odak uzaklığıdır. Merceğin odak uzaklığını çıkarmamız gerekir. Cevabımız D seçeneği olur. Birinci şekilde aradan ortam çıkarsaydık yani K'yı aynen alalım. Sonra L'yi çıkartalım. M olsun burası. Burası K, burası da M olsun. Aynı ışık ise rengi, geliş açısı da aynı ise izlediği yol değişmeyecektir. Yani alfa ile gelen bir ışığımız K'dan bakın buradan yüzeyden geçiyorsa yine yüzeyden geçecektir. Yani M ortamına yine geçemeyecektir.
Bize K'dan M'ye geliyorsa M'nin sınırından geçeceğinden o halde L'ye yani KM M ortamlarına gönderiliyor diyor. Bu yüzden hangisine övüşüm şimdi kesinlikle en alttaki ortama diyor bakın. En alttaki ortama geçemez. O halde burada en alttaki ortama geçemez diyoruz. Burada M'den K'ye geliyor. Şuradan bakacak olursak öncelikle K'den L'ye geçerken normale yaklaşarak kırılmış. Az kırıcı, çok kırıcı. O halde burada L en kırıcıdır. Sapma miktarı M'de fazla olduğundan sonra K'dır. En az olan da M'dir. Bu durumda M'den L'ye geldiğinde M az kırıcı, K çok kırıcıdır. O halde geçer. Yani geçme ihtimali vardır. Hatta azdan çoğa geçerken normale yaklaşarak kırılır. Burada da K'den L'ye geldiğinde alfadan daha küçük bir açıyla geldiğinden buraya şurası teta ise şurası da tetadır. Teta açısı da nedir? Alfadan küçüktür. O halde diğer ortama geçer. K'den L'ye geldiğinde K az kırıcı, L çok kırıcı olduğundan yine şöyle normale yaklaşarak geçecektir. Aynı şekilde M'den L'ye M az kırıcı, L çok kırıcıdır. O halde normale yaklaşarak geçer. L'den K'ye geldiğinde, L'den K'ye geldiğinde de arkadaşlar L'miz ne? Çok kırıcı, K'miz az kırıldı. Geçebilir de, geçemeyebilir de. Eğer geçerse normalden uzaklaşarak geçer ya da bu yolları izleyebilir. Bize kesinlikle geçemeyeni sorduğu için bunu bilmiyoruz. Bu geçer. Kesinlikle geçemez dediğimiz kim? Bir numara. Cevabımız A seçeneği olur. Şimdi buraya gelme açısını hemen şöyle gösterecek olursak, burası 45 dereceymiş. Burası da alfa olmuş. Şimdi aynayı çıkarttığımızda ışığın buradan sonra izleyeceği yol köşelerden geçerek buraya gelmek olacaktır. Normalimizi hemen çizecek olursak, R'den S'ye gelme açısı normalimiz yine 45 olmuş. 45 olursa alfa açısı yapmalıdır. Alfa açısı yapması için de L'den geçmesi gerekir. Çünkü burası alfaya eşit olacaktır. Cevabımız L noktası olup B seçeneğidir. Göz kaç tanesini görebilir diyor. Şimdi zaten sınıra gelmeyi vermiş. Gözden gelen ışığımızın en fazla bu noktaya gelebilir bir tanesi. Orada da ayna olduğu için eşit açı yaparak buraya gelecektir. Şimdi buraya gelen ışığımızın şu yolu izleme ihtimali yoktur. Bakınız. Bu normaldir. Böyle bir yol olmadığı için bunu kesinlikle göremez. Peki en az bize ne diyor? Bu ışık diyor görebilir diyor. O halde ışığımız şuraya gelebilir mesela. Onu bilmiyoruz. Buraya gelirse bunu görür. Daha sonra diğer ışığımız ise arkadaşlar şuraya gelme ihtimali her zaman vardır. Herhangi bir ışık gönderseniz şuraya göndersek mesela bakınız 1 2 3 4 1 2 3 4 şuraya gelecekti. Şöyle gözden gönderdiğimiz şu ışığımız şöyle biraz daha farklı renkle çizelim. Şuraya gönderdiğimiz herhangi bir ışık şuraya doğru gelerek şöyle bir kırılma yapabilir. Böyle bir ihtimal vardır. Buna göre 1, 2, 3 bunu da gördüğü için 4 tanesini görebilir. Doğru cevabımız D seçeneği olur.